Kimini hapşırtıyor, kimini kaşındırıyor. Kış mevsiminin bitmesiyle birlikte Nisan ayında alerjik hastalıklar kendini gösteriyor. Havalar ısınıyor. İlkbaharın gelmesi ve polenlerin havaya yayılmasıyla birlikte alerjik hastalıklar ortaya çıkıyor. Bahar ayının gelişiyle alerjik rinit vakalarımızda artışlar meydana gelmekte. Bunun en önemli sebebi polenlerin artışı, yani çiçek açmalarına bağlı polenlerin artışı. Hastalarımızın önemli bir kısmında mevsimsel olarak yaşıyoruz bunu, ama bazı ileri vakalarda hastalar bu mevsimsel süreci yıl boyu yaşayabiliyorlar. Alerjik rinitin grip nezleden farklı. Hastalar genelde grip nezle bir hafta 10 gün kadar süren süreçler, ama alerjik rinit tedavi edilmedi mi aylar boyunca sürer. Alerjik rinitte kolay kolay halsizlik, huzursuzluk, ateş tarzı semptomlar yaşanmaz. Çiçek açan bitkilerin yaydıkları polenler bazı insanların hayat kalitesini etkileyebiliyor. Alerjik riniti olan hastaların büyük çoğunluğu zaten o mevsimde tekrarladığını bildikleri için hastalar bunları çoğu zaman ayırt ederler. Genetik yatkınlıklar çok önemli burada. Ailesel yatkınlıklar, ırksal yatkınlıklar genelde beyaz tenli, renkli gözlü ırkta daha fazla rastladığımız bir şey. Esmer ırkta daha az rastladığımız bir şey. Eğer şahsın anne babasında alerji varsa kendisinde de olma ihtimali daha yüksek oluyor. Saman nezlesi olarak da bilinen bahar alerjisi çeşitli belirtilerle kendini gösteriyor. Kış aylarında grip nezle yoğunluğu vardı. Onlar şu an azaldı. Salgın hastalıklar azaldı. Ama şu anda da yoğun alerjik rinit, astım atakları yaşayan hastalarımızın yoğun başvurusu mevcut. Bu süreçte en sık rastladığımız semptomlar özellikle yoğun burun tıkanıklıkları, burun akıntıları, hapşurmalar, burun kaşıntıları ve gözlerde yaşarmalar. Bunlara yönelik tedaviler yapıyoruz. Her ne kadar kesin bir tedavisi olmasa da semptomatik tedavi almayan hastalarda ilerleyen zamanlarda kronik sinüzitler ya da işte bizim nazal polip dediğimiz burun etleri büyümesi gibi problemlere yol açabiliyor. Bu noktada alerjik rinit altyapısı olan hastalar bu mevsimlerde mutlaka hekimlerine gözükmeliler.